ekranlarına hoş geldiniz efendim. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle gündemi bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. İlk haberimizde bültenimizi açıyoruz. Türk Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon ile Suriye'den yüklediği 13.6 ton uyuşturucu maddesini deniz yoluyla Avrupa'ya götürürken yakalanan kargo gemisi Marmaris ilçesine getirildi. Türk Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı aldığı bir istihbaratı değerlendirerek Suriye'den yüklediği 13 ton uyuşturucuyu deniz yoluyla Avrupa'ya götüren 1972 yapımı Bolivya bayraklı genel kargo gemisine operasyon düzenledi. Libya Tobruk Limanı'nın 55 mil açığında yapılan operasyonda konteynerler içine gizlenmiş yaklaşık 13 ton toz ele geçirildi. Albatros Harekatı adı verilen operasyonun ardından el konulan gemi Marmaris'teki Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na getirildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem, 1992'den bu yana yapılan en büyük operasyon olduğunu söyledi. Üstem, operasyonda silah kullanılmadığını, 10 personelin gözaltına alındığını belirtti. Ve bir zam haberiyle devam ediyoruz. Hem de gelen maaşa. Fethiye Belediyesi ve belediye iş arasındaki görüşmelerin sonunda imzalanan 2+1 yıllık toplu sözleşme ile işçi maaşlarına 2016 yılı için %10, 2017 yılı için ise %11 oranında zam yapıldı. Fethiye Belediyesi'nde çalışan 300 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi Fethiye Belediyesi toplantı salonunda yapıldı. Fethiye Belediyesi ve belediye iş arasındaki görüşmelerin sonunda imzalanan 2+1 yıllık toplu sözleşmeyle işçi maaşlarına 2016 yılında %10, 2017 yılında ise %11 oranında zam yapıldı. Fethiye Belediyesi işçi statüsünde çalışan 300 personelin eğitim durumlarına göre ek ücret verilmesiyle ilgili çalışmayı da başlattı. Bunun şartları belli. Eyvallah. Yani şu bir gerçek. Ha, yeter mi? Sonuna kadar bu ülkedeki şartlara baktığında belki yetmeyebilir. Ama yaşam koşullarına baktığında bugünkü imzalanan toplu iş sözleşmesi ciddi anlamda arkadaşlarımızı memnun edecek bir şeydir. Ortalamada refah payıyla beraber %10'lara yaklaşan bir şey oldu. Bir de sosyal kalemlerde sorumluluklar geldi. O da dengeledi başkanım. Biz teşekkür ederiz. Yani bütçenin ne durumda olduğunu aşağı yukarı herkes biliyor. Karşılıklı anlayış ve denge, yani terazi doğrudan tutulursa bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu anlamda İşveren Sendikası temsilcisi kardeşimizin göstermiş olduğu dengeli tavrı teşekkür ediyorum. Tabii gönül arz eder ki asgari ücret 300 lira oldu. Fethiye'de belki birazcık kolay hayat ama yani ülkenin genelinde bu rakamlarla bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Fakat bir de güneş şarı şarı ayağı sıkıyor. Yani olabilecek işler meydanında. Bunun üst sınırı yok. Sınırı yok. Ucu açık bir iş. Verebildiğimiz bu kadar. Arkadaşlarımıza helal olsun. Yani onlara biz ne versek haklarını değil çalışma arkadaşlarımıza. Hayırlı olsun diyorum ben de arkadaşlarımıza. İnşallah kazasız, belasız iyi bir aile ortamı içerisinde kardeşlerim de çalışmaya, rızkını kazanmaya, biz de onlara haklarını vermeye gayret göstereceğiz. Bizim için bu anlamda en önemli taraf işte burada esnafların durum burada, insan kaynaklarının durumu burada. Temsilci kardeşlerim de burada çalışma arkadaşlarım. Allah şükürler olsun. Fethiye Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımıza bir kuruş borcumuz yok. Bizim hep böyle yani dik durmamızın altında yatan ama neden bu yani? Hiçbir kardeşimize ikramıyla dahil yalan ya, çıkarmayın. Yok, yok kesinlikle. Yani bir kuruş borcumuz yok. Ay 15 dedimi maaş hesabında, ikramiye gününde ikramiyesi hesabında. Ama tekrar ediyorum yani bu kardeşlerime biz bunları veriyoruz da yeterli mi? Yeterli ya ama Türkiye şartlarında biraz önce kardeşim de ifade ettiği gibi doğru bir, iyi bir... Bu haberimizde keskin sirke küpüne zarar atasözü akıllara gelecek. Marmaris ilçesinde dolandırılan iş adamı Volkan Dimişgil öfkelenerek 60 bin liralık otomobilini uçurumdan attı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Volkan Dimişgil ifadesi alındıktan sonra mala zarar verme suçundan işlem yapılarak salıverildi. Olay Marmaris'e 5 kilometre uzaklıktaki Armutalan Datça yolu Seyirtepe mevkiinde meydana geldi.
Marmaris'te motosiklet bayiliği işleten Volkan Dimişgil iddiaya göre dolandırıldı. Parasını kaptıran iş adamı çılgına döndü. Öfkeli adam arkadaşını da yanına alarak 2015 model 60 bin lira değerindeki aracına binip Armutalan Seyir Tepesi'ne geldi. Aracından inen Volkan Dimişgil arkadaşına seslenerek cep telefonundan kayıt almasını istedi. Kimse beni parayla sınayamaz. Ben şimdiye kadar paraya pula önem vermedim diyen Dimişgil otomobilinin el frenini indirerek uçuruma doğru itti. 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Dimişkin'in otomobili daha sonra olay yerine getirilen bir çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Kimse beni parayla tecrübe edemez kardeşim. Hayatımda satılmadığı tek şey paradır. Kimse beni parayla tecrübe edemez. Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren 23 nolu Ortaca Minibüs Kooperatifi üyeleri basın açıklaması yaparak Büyükşehir'in Ortaca-Muğla seferlerine başlamasına tepki gösterdi. Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren 23 nolu Ortaca Minibüs Kooperatif üyeleri basın açıklaması yaparak Büyükşehir'in Ortaca-Muğla seferlerine başlamasını protesto ettiler. Basın açıklaması 123 nolu Ortaca Minibüs Kooperatifi Başkanı Ali Çeler tarafından okundu. Değerli halkımıza taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Bizler halkımız ile birlikte yorulan, birlikte gülen, birlikte üzülen şoför esnafıyız. Canla başla, alın teriyle çalışarak bugünlere geldik. Dürüstlükten şaşmadan yıllarca ekmeğimiz için çabaladık. Ancak bugün haksız yere ekmeğimizle oynandığını görmekteyiz. Halkımızı adadığımız mesleğimize yapılan saldırıda kendimizi savundukça suçlu ilan edildiğimizi görmekteyiz. Sayın Muğla Büyükşehir Belediye'miz aldığı meclis kararı ile ilimizde toplu taşımacılık yapan tüm araçları belediye aracına dönüştürmek istemektedir. Yaklaşık bir senedir yürütülen ve özel toplu taşıma aracına dönüşüm proje adı verilen bu proje araçlarımız belediye araçlarına hepimizi belediye çalışanına dönüştürmektedir. Bizler ilimizde ekmeğine ve emeğine sahip çıkan birçok kooperatif gibi bu dönüşümü kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediye'miz projesine katılmayan tüm araçların hatlarına kendi araçlarını sürerek esnafımız ile rekabet etmektedir. Kıt kanaat geçinen şoför esnafımızın bu rekabet ile baş edemediğini görüyoruz. Bu dönüşüm süreci bugün yöremizde kardeş kavgasını da doğurmuştur. Yıllarca yan yana omuz omuza çalıştığımız ve son dönemde belediye aracına dönüşen SS48 nolu Dalyan Kooperatifimiz belediyemiz denetiminde yolcularımızı kendi aracına çekmek için esnaflığa yakışmayan tutum sergilemiş. Buna tepki veren üyelerimize tehdit ve hakaretlerde bulunmuş, üyelerimize saldırmıştır. Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü burada birinci ağızdan kendisinin yerel seçimden önce bizden oy isterken bunu şahitlendiririm ve bir sürü insan da bunu söyler. Bunun sorumluluğu bana ait. Eğer yüreği varsa gelsin bizim içimizde. Birinci ağızdan söz vermiştir sayın basın mensupları. Biz arkadaşlar taşımacılık konusunda bir tasarrufumuz olmayacaktır. Biz kooperatiflerin halktan gelen talepleri kooperatife ileteceğiz. İlettikten sonra siz müdahale etmezseniz biz taşıma konusunda mücadele edeceğiz diye. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çapının Muğla Büyükşehir'i yönetmeye yetmediğini ve 50 bin nüfuslu Muğla'yı yıllar yönettikten sonra bu yasaları biz koymadık, yetkiyi biz vermedik dediği halde ama bu yetkiler onların çok hoşuna gittiğini bize söz vermiştir. Biz taşımacılık konusunda kimseyi mağdur etmeyeceğiz diye söz vermiştir. 6 ay süre tanıyorum, 1 yıl süre tanıyorum dersin. Adam gibi dersin gelirsin de.
Ben bu arabayı burada 3 gün seyrettim bakın. 2 kişiyle Muğla'ya gidiyor. Ben Muğla idare heyetini bütün Ortacalılara ve bütün Muğlalara şikayet ediyorum. Bu vergiler benden çıkıyor. 2 kişiyle Muğla'ya gidiyor. 2 kişinin bir tanesi de 65 yaşında beyler. Cumhuriyet Savcıları. Hodri Meydanı Ortacalılara sesleniyorum. Burada her gün gülüşenler var. Yakışıyor mu şimdi koskoca Muğla'ya bu ya? Yapılan basın açıklamasının ardından Ortaca Minibüs Kooperatifi üyeleri Muğla'ya hareket eden Büyükşehir Belediye Otobüslerini alkışlarla protesto etti. Ver ver ver. Hadi yükselt yükselt. Efendim bir tepki de Fethiye Şoförler Odası'ndan geldi. Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hayri Topçu, 2015 yılının şoför esnafı için azap yılı olduğunu söyleyerek, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin vermekte olduğu yol izin belgesi için Fethiye bölgesinden 1000'e yakın sürücünün Muğla'ya gitmek zorunda bırakılması üzücüdür dedi. Ulaşımla mı alakalı? Ulaşım, yani sorunumuz ulaşım, ne ulaşımla, bizim? Ulaşımla alakalı. Hatlarımızı elimizden almaya çalıştılar. Biz de vermiyoruz. Direniyoruz. Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hayri Topçu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'nın tehditvari yaklaşımları biz seçilmiş başkanlar ve üyelerimiz tarafından üzüntüyle karşılanmaktadır diyerek 2015 yılı bizim için azap yılı oldu dedi. 2015 yılı bizim için bir azap yılı oldu. Gerçekten bütün üyelerimiz stres içinde, sanki başka bir yerden gelmiş gibi esaret altında kaldık. Sayın Osman Gül'ün belediye başkanım buraya geldiğinde hiçbir esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Sizlere sormadan bir değişiklik yapmayacağız dedi. Bunun sözünü tutmasını istiyoruz. Daire başkanımız da biraz daha değişikliklere hevesli ama biraz tehditvari gibi, işte şuna geçmezseniz şunu yaparım, bunu yaparım, bundan kurtulmamız gerekiyor. Biz demokrasiye inanan insanız, özgür insanız. Bize verdikleri sözü tutup bizim elimizdeki ekmeğimizle rica ederim oynamasın. Bizi 2016 ibari rahat geçelim. Bizim hatlı minibüslerimiz var. Tatilli taksilerimiz var. Servislerimiz var. Şimdi bir yol izin belgesi alacak. Herkes Muğla'ya gidiyor. Bunu önlenmesini istiyoruz. Hem taksilerden 500 lira para alınacak, hem de kendi elinle gidiyorsun orada, eziyet. Burada ya illa yatıracaksak burada yatıralım. Lütfen bunu da herhalde başkanım dinler tahmin ediyorum. Bizi Muğla'ya yormasın. Elinden gelen kolaylığı göstersin. Kaç esnaf var böyle Muğla'ya yorulacak olan yol izin belgesi? Efendim bir bizim belgemiz değil bu. Evet. Bodrum'da aynı, Marmaris'te aynı, Kavaklı Deresi'de aynı. Fethiye olarak, Seydikemer olarak ne kadardır efendim? Efendim binin üzerinde aşağı yukarı 450 taksi var. 330-340 minibüs var. 500'e yakın servis var. Bunların hepsini etkiliyor. Yani biz bir, çok özür dilerim, eskiden bir şey vardır, cavur eziyeti. Şu anda benim üyelerim cavur eziyeti görüyor. Lütfen bunun düzeltilsin. Ben Ankara'dan geldim dün. Ankara'da çok eski model arabalar, herkes hattında, herkes servislerde, bir tane Büyükşehir Belediyesi Ankara diye yazmıyor. Ama biz de yazsın. Biz uyalım. Bizim minibüslere diyelim ki değiştireceksiniz. 112-115 bin liralık araba alacaksın. Nasıl ödenecek bunlar hocam? Lütfen. Kolay mı ya? Bu yolda bu ücretle. Biz burası bir metropol şehri değil ki ya. Burası bir normal, kendi kendine geçinen, bazının zepseciği var, onunla bir yan geliri yapan, bazı şifte yapmadan giden taksicilerimiz var.
İşte otobüse geçmezseniz şu kadar otobüs sürerim, bu kadar otobüs sürerim. Yani bunları geçelim yani lütfen rica ederim. Muski, Fethiye ilçesinin araç ve insan trafiğinin en işlek olduğu Ölüdeniz Caddesi'nde yağmur yağışlarının ardından oluşan su birikintilerinin kazalara sebep olmaması için yağmur suyu uzaklaştırma çalışması yaptı. Geçtiğimiz günlerde Muski tarafından yapılan açıklamayla yağmur sularının uzaklaştırma işinin ilçe belediyelerin ödenek vermesiyle yapabilecekleri belirtilmişti. Açıklamanın ardından Muski, Fethiye ilçesinin araç ve insan trafiğinin en işlek olduğu Ölüdeniz Caddesi'nde yağmur yağışlarının ardından oluşan su birikintilerinin kazalara sebep olmaması için yağmur suyu uzaklaştırma çalışması yaptı. Muski ekiplerinden alınan bilgiye göre yağışın ardından Ölüdeniz Caddesi üzerindeki esnafın su birikintisi nedeniyle şikayeti bulunduğu öğrenildi. Şikayetleri değerlendiren Muski 6. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri, Muski Genel Müdürü Baki Ülgen'in talimatı üzerine Muğla Makası Kavşağı'yla Ölüdeniz yolunu birleştiren Ölüdeniz Caddesi'nde çalışma başlattı. Seyri Kemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi'nde Ayşe Kaşlı ve Zeki Kaşlı çifti 2011 yılında 3800 metrekare arsalarında köy camii yapılması için çalışmalar başlatmış ve köydeki hayırseverler aracılığı ile cami yapılmıştı. Köylülerin 5 yıldır kullandığı cami ve arsası hayırsever sahipleri tarafından Seyri Kemer Müftülüğü'ne bağışlandı. Seydi Kemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi'nde Ayşe Kaşlı ve Zeki Kaşlı çifti 2011 yılında 3800 metrekare arsalarında köy cami yapılması için çalışmalar başlatmış ve köydeki hayırseverler aracılığıyla cami yapılmıştı. Köylülerin 5 yıldır kullandığı camiyi ve arsasını hayırsever sahipleri Seydi Kemer Müftülüğü'ne bağışladı. Seydi Kemer Müftülüğü'ne gelerek Müftü Ali Can'ı ziyaret eden hayırsever Kaşlı çiftine Seydi Kemer Müftüsü Ali Can, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in teşekkür belgesini takdim etti. 3800 metre arsam var, camiye bağışladım. Mutluyum inşallah, sonu da hayır eder, sonunu da aynı öyle veririz. Seydi Kemer ilçesi Bağlıağaç mevkiinde, Bağlıağaç mahallesi Kaynarca mevkiinde bulunan 3800 metre yeri Ayşe Kaşlı ve Zeki Kaşlı çifti bize cami yapmamız için yer istedik. Onlar da bir cami yapmamız için yer verdiler. 3800 metrekare olan eşimin arsasını camiye bağışladık. İcab ederse 3800 metrekare olan arsam icabını da kendim de bağışlayabilirim. İlçemiz Bağlıağaç Mahallesi'nden Ayşe Kaşlı Hanımefendi 3800 metrekare arsasını camimize bağışladı. Biz Ayşe Hanımefendi'nin bu fedakar ve hayırsever davranışından son derece memnun olduk. Kendilerini de Diyanet İşleri Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı Mehmet Görmez Hocamız bir teşekkür belgesiyle taltif etti. Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve vatandaşların tepki gösterip kapatılması için Muğla İdare Mahkemesi'nde dava açtığı taş ocağında mahkeme heyeti keşif yaptı. Bodrum'da Gümüşlük Mahallesi'nde İlker Akalan'ın işlettiği taş ocağına yöre halkı çevreye zarar verdiği gerekçesiyle tepki gösterip konuyu geçen Mart ayında yargıya taşıdı. Taş ocağındaki çalışmasının durdurulması için çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava nedeniyle mahkeme heyeti bölgeye gelerek keşif yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı keşifte taraflar dinlendi. Taş ocağına tepki gösteren vatandaşlar yapılan incelemenin ardından görevlilerle birlikte taş ocağından ayrıldı. Vatandaşlar çevreye zarar verdiğini öne sürdükleri taş ocağında dinamit patlatılmasından tedirgin olduklarını, yolları rahat kullanamadıklarını da söyledi.
2000 yılında taş ocağı ilk açıldığında mücadeleye başladıklarını belirten çevre sakinlerinden Bilge Karan, böyle bir yere taş ocağı açılmasını akıl almıyor dedi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından Tuncay Koç, Gümüşlüğün en güzel manzaralı yerinde toz ve gürültü açısından çevrede oturanlara zarar verecek bir tesis burası. Aynı zamanda yeraltı su kaynaklarını da etkileyecek diye konuştu. Taş ocağı ruhsat sahibi İlker Akalansa, biz taş ocağımızı açtığımızda burada binalar yoktu. ÇED yönetmeliğine uygun açtık. Daha sonra yapılan binalardır dedi. Güzel bir amacı olan yolculuğun haberi var sırada. Hayvan katliamlarına dur demek ve hayvan sevgisini aşılamak üzere motosikletiyle Mersin'den Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmek için yola çıkan hayvan hakları savunucusu Semih İyidigül Fethiye'ye geldi. Bundan 6 ay önce hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla Mersin'den yola koyulan dizi ve sinema oyuncusu motoruyla 16 bin kilometre yol kat etti. Bir damla yaşam adını verdiği motosikletiyle ilçeye gelen Semih İyidigül, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak için bir kap su, bir kap yemek sloganıyla yola çıktığını belirtti. 6 aydan bu yana motosikletiyle Niğde, Nevşehir, Aksaray, Ankara, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından Gürcistan'ın Batum ve Tiflis kentlerinden geçerek Bakü'ye ulaştığını söyleyen İyidigül, hayvanların öldürülmesine tepki gösterdi. Bu hayvanlar aç, sokak hayvanı, sokak köpeği insana hiçbir zaman için saldırmaz. Eğer çocuklarımızı biz tutup da o çocuklarımızı o köpeklere saldırtmazsak, kuyruklarını çektirtmezsek, taşlatmazsak o köpekler onlara değil saldırmak, onların kulları, şeyleri, köleleri olurlar. Bir yudum yemek diyoruz, bir yudum su diyoruz. Yani bu bir lokma yemeği çok çok büyük faydası var. Dün mesela çok hazin bir olaya şahit oldum. Televizyonda izledim. Ya bir domuz yavrusu. Yani almışlar işkence yaparak deveye düşürüyorlar. Bu Kastamonu İnebol'da oluyor. İsmini de söylüyorum. Ya bu kadar duyarsız olmayalım. Yani bunlar kahramanlık değil. O domuza nehrin içinde işkence yaparak orada öldürüyorlar. Yani bu bir kahramanlık değildir. Ne yaptınız şimdi? Yani elinize ne geçti? Ne geçti? Ben size söylüyorum buradan. Ne geçti? Yani o hayvanlara, o masum hayvanlara, o masum canları alarak elinize ne geçiyor? Kahraman mı oluyorsunuz? Ya, düşünceniz var mı? Ya buradan artık Antalya tarafına doğru gidiyorum. Ben artık hedefi tamamlamak üzereyim ve tamamlayacağım. Bu bir hedeftir, bu bir zirvedir. Yani şu motor patlayana kadar ben yollardayım. Yollarda olacağım diye ben herkese söz verdim. Yani işte bütün her yeri dolaşıyorum, gayret ediyorum. Bu yağmurda, çamurda olacak mı? Var mı böyle efendim? Bir proje? Valla dizilere şu anda tabii ki proje olduğu zaman, çağırdıkları zaman bırakıyorum motorumu, gidiyorum. Fakat şu anda bütün ağırlığımız, bütün hedefimiz canlar. Canlar için koşturuyoruz. Bakın hayvan, bitki, insan ayrımı yapmıyorum. Alevler bu kez Bodrum'dan yükseldi. Bodrum ilçesinde bulunan çöplükte yangın çıktı. Çıkan yangının ardından ilçe dumanlar altında kaldı. Bodrum Katı Atık Depolama Merkezi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Zaman zaman metrelerce yükseğe ulaşan alevler ve dumanlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Rüzgarın da etkisiyle metrelerce yükseğe ulaşan dumanlar ilçe merkezini kapladı. Yangının çöplükte olması nedeniyle Bodrum'a pis bir koku yayıldı. Birçok iş makinesi ise yangını söndürmek için bölgeye geldi. Sen geldin? Evet. Aşağıda tutuşmuş yanıyordu. Evet. Çok yandı mı acaba? Yok, o zaman daha yeni başlamıştı. Fazla yanmamıştı. Şimdi ne durumda? Şimdi berbat durumda. Efendim, ilaçlar hemen hemen hayatımızın bir parçası haline geldi. Peki bu ilaçları doğru kullanıyor muyuz? Fethiye Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikle hastaneye gelen vatandaşlara ilaçların akılcı kullanılması konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Fethiye'de uygunsuz şekilde kullanılan ilaçların vücuda verdiği zararlar anlatıldı. Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Kaya, doktor ve eczacılar tarafından hazırlanan etkinlikte hastaneye gelen vatandaşlara ilaçların akılcı kullanılması konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
Hastane içerisinde kurulan bir standtan Sağlık Bakanlığı'ca hazırlanan bilinçsiz antibiyotik kullanma, geleceğini karartma konulu broşürler dağıtıldı. Fethiye Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları uzman doktorlarından Deniz Özyer, devlet hastanesinden sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşları bilinçsiz ilaç kullanılmaması ve kış mevsiminde sık sık karşılaşılan hastalıklar konusunda bilgilendirdi. Kış aylarında özellikle soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonları çok sık gördüğümüz için hemen antibiyotiklere başvuruyor aileler. Zannediyorlar ki ateşi düşecek, hastalığı hemen iyi olacak. Fakat çocukların özellikle kış aylarında yılda 3 ila 8 kez soğuk algınlığı geçirebildiğini bilmek çok önemli. Hemen ilaca başvurmamak çok önemli. Fethiye Devlet Hastanesi eczacı Günay Günaçarsa, Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre ilaçların %50'sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır dedi. Hekim, eczacı, hasta üçgeninde ilk aşamayı hekim oluşturuyor. Hekim ilaç yazarken öncelikle ilacın etkinliği, yeterliliği, uygunluğu ve maliyetine çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki ilaçları akılcı bir şekilde kullanmasak ne olur? Hastaların tedaviye uyumu azalır, yan etki görünme sıklığı artar, ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi sıklığı da artar. Ondan sonra çok fazla ilaç kullanırsak ilaç bağımlılığı, ayrıca buna bağlı olarak da ilaç maliyeti artar. İlaçları kullanma talimatlarına göre saklayacağız. Eğer uygun koşullarda saklamazsak ilaçların stabilitesi bozulabilir, ilaçların etkinliği azalabilir, aynı zamanda ilaç toksik hale gelebilir. Aynı zamanda ilaçları çocukların ulaşamayacağı yerlerde ışıktan ve nemden koruyarak kendi ambalajlarında saklamalarız. Kendi ambalajında saklamazsak ilaçlar birbirine karışabilir, yanlış ilacı kullanabiliriz. Teşekkür ederim. Rusya'nın ihracatı durdurmasından dolayı iç piyasaya yönelen malların da etkisiyle pazardaki fiyatların düşmesi beklenirken umulan olmadı. Olumsuz hava şartları yüzünden özellikle sebze fiyatlarında artış yaşandı. İşte bu soğuk havalarda cep yakan fiyatlar. Rusya'nın Türkiye'den Ocak ayından itibaren ihracatı kısıtlama yönündeki kararının ardından iç pazara yönelen ürünlerle birlikte pazar fiyatlarında düşüş bekleniyordu. Ancak pazara çıkan vatandaşlar yüksek fiyatlar karşısında şaşırdı. Pazarda özellikle domates, biber, salatalık, bamya, yeşil fasulye fiyatları yükseldi. Selden de olabilir ama bence yani genelde senede bu aylarda bütün meyve sebzede yükselme oluyor. Gal 2 lira, elma 2,5, mandalin 2 lira, daha bugün 2 lira koyduk. Bal yetişmiyor. Normal gene yarım kilo 3 lira gene normal kıştayız abi. 2 alıyor. Olmayan bakıyor. Hayat dünya iş ya. Herkesin parası olmayabilir. Normaldir. Kıştayız. Almak isteyen alır. Yazın tabii yarı yarı düşüyor. Bu mevsimde bu mahsulü bulmak zor. Bütçeniz zorlanıyor mu? Zorlanıyor tabii. 1 kilo alamıyorsun. Yarım kilo. Şimdi fiyatların dengesiz olmasının sebebi tam Ocak ayına denk gelmesidir. Aralık-Ocak aylarında sebzeler yetişmez, verim alamazlar. Seralar sıcağı sever doğal olarak. Bunun için yani Rusya'dan insanlarımızın beklentisi meyvelerde ufak tefek düşüşler oldu. Ama sebzede düşüşler yaşanmaz. Neden yaşanmaz derseniz Rusya zaten domatesi yeni kesti. Domatesi, belli başlı sebzeleri. Ve bunlar da soğuklardan, yağışlardan dolayı yetişmediği için fiyatlar yüksek. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ise bu sene uçak krizi sonrasında ürünlerimiz dış piyasada rağbet görmedi. Son bir hafta içinde yaşanan don olayı da işin tuzu biberi oldu dedi. Yani üreticimiz kazanmadığı gibi tüketici de kazanmadı. Zarar yine her iki toplumun, üretici ve tüketici kesiminin. Arada kazananlar yine vurguncular, başka bir şey değil yani. Herkes, tüccarlar aldığı bahçeleri geriye toplamadılar. Çoğu bıraktı, vazgeçti. Zarar ediyoruz diye. İhracat olmayınca iç piyasada da hepsini kaldırmadı, çekmediği gibi. Esnaf dertli, tüketici dertli, dert bizde, derman kimde bilemedik.
Yılda 2 milyonu aşkın aracın gelip geçtiği Göcek Tüneli'nin geçiş ücretlerinin artırılması turizmcileri de üzdü. Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, turizmcilerin Göcek Tüneli'ni sezon boyunca oldukça fazla kullandığını belirterek açıklamalarda bulundu. Yılda 2 milyonu aşkın aracın gelip geçtiği Göcek Tüneli'nin geçiş ücretlerinin artırılması turizmcileri de üzdü. Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, Göcek Tüneli'nin ücretinin artırılması turizmcilerimizin maliyetini yükseltecektir. Ben hükümete ve milletvekillerimize güveniyorum, bununla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklardır dedi. Ve bizim en önemli sorunlarımızdan birisi, bu kadar turizmin bu kadar riskli ve bu kadar kötü gittiği bir dönemde, zamanda, bir de turistlerimizi buraya getirirken, Dalaman'dan buraya getirirken, bir de bu sorunla, bu Göcek Tüneli problemiyle karşılaşmak gerçekten bizleri gerçek üzdü, kararttı ve nasıl söyleyeyim, buna haykırmak istiyor bütün turizmciler. Gerçekten bunun en kısa zamanda çözülmesini umut ediyorum. Neden? Çünkü gerek Şoförler Derneği olsun, gerek müşterilerimizi bize getiren araçlar olsun, taksicilerimiz olsun, bu kostların azalması onlar için çok önemli. Onlar için önemli olduğu kadar turistin bölgemize daha ucuz gelmesi, daha rahat gelmesi açısından önemli. Göcek Tüneli çok büyük bir kolaylık. Ancak bu rakamlar, bu fiyatlar bizi daha bu kötü giden sezonda karamsarlığa doğru itiyor. Ben ama hükümete güveniyorum, milletvekillerimize güveniyorum. Eminim bununla ilgili olarak gerekli olan çalışmaları yapacaklardır. Yapacaklarına eminim. Çünkü halkın bir sesi var. Şu anda halkın bir rahatsızlığı var. Fethiye bölgesinin bir rahatsızlığı var. Çünkü bu tüneli en çok kullanan bölge Fethiye bölgesi. Zaten bu konuda da bir şey yapılacağına inanıyorum. Ekmek hastanın ağzında ama ihtiyacı olanlara dolapta var. Hem de ücretsiz. Fethiye ilçesinde sigorta ajantalığı yapan bir şahıs ekmek dolabı yaptırıp içerisine her gün ekmekler koyup ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtıyor. Fethiye'nin Karaçulha mahallesi Çalıca mevkiinde sigorta ajanteliği yapan Aydın Aktepe, hemen her gün iş yerine gelen ve ekmek parası isteyen dilenci ve vatandaşların ekmek sahibi olması için ekmek dolabı yaptırdı. Üzerine hayır dolabı, ihtiyacı olanlar ücretsiz alabilir yazısı yazdı. Bazı vatandaşlarla birlikte fırından her gün çok sayıda ekmek alan Aydın Aktepe, bu ekmekleri dolaba yerleştirip ihtiyaç sahibi vatandaşların almasını sağlıyor. Dolaba çevredeki vatandaşların da fırından alacağı ekmekleri koyabileceğini belirten Aydın Aktepe, amacımız ihtiyaç sahiplerine istemeden yardımcı olabilmek dedi. Diğer illere gezdim, gördüm. Ve ihtiyacı olan kişiler orada ekmekleri aldıklarını ben de şöyle düşündüm. Bir el veriyor, diğer el verdiğini görmesin amacıyla. Hayır yapacak kişiler var. Bu hayırı nereye vereceklerini, nasıl yapacaklarını bilemediği için. Burada yol üzeri geçiş olduğu için ekmek almaya giden en azından bir hayır için bir buraya bir ekmek bırakırsa veya başka bir yiyeceğini bırakırsa, hayır sahibi de burada gündüz de almasa, gece de alsa her zaman açık olsun diye ben bu amacı düşündüm. Bu dolabı veren bir fırın arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ve bu düşünceyi düşünerek bu amacı yapmaya çalıştım. Ve bundan Fethiye halkımıza ihtiyacı olan kişiler bunu bilsin. Hayır verecek kişiler de Karaçula'da, Çalıca'da gelir, verebilir, bırakabilir. Ben poşetli olarak ilk önce bugün başlangıcı yaptım. Bir hayır olsun ve bütün ölmüşlerin, bütün hayırlara vesile olsun. Bir vesile olabileceksem, vatandaşlara hürmetim olabilecekse, saygım olabilecekse ve vatandaşın hayrına ben de bir aracı olabileceksem bundan mutluluk duyarım ve şeref duyarım. Buraya hayır için bir arkadaşımız buraya dolap koymuş. Hayır için. Biz de destek olsun diye buraya yardımcı olmak için biz de getirdik ekmek koyduk buraya bire. Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri suyla dolan alt geçitleri olası bir faciayı önlemek için trafiğe kapattı. Diğer yandan Kuşadası ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar başta plajlar olmak üzere kıyıları sular altında bıraktı.
Kuş Adası'nda dün öğleden itibaren etkili olan ve saatteki hızı 76 kilometreye kadar ulaşan lodos dev dalgalar yarattı. Dalgalar dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach plajları başta olmak üzere sahil kıyısını teslim aldı. Yaz aylarında aynı anda binlerce kişinin güneşlendiği Kadınlar Denizi plajı sular altında kaldı. Yaz aylarında beach clubların kullandığı iskeleye de zarar veren dalgalar gün boyunca devam etti. Öte yandan Kadınlar Denizi plajında siyah bir köpek sabah sporuna çıkanların ilgisini çekti. Dalgaların kumsala sürüklediği bir bankın önünde duran köpek uzun uzun dalgalara ve denize baktı. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.